Galatasaray Halil Dervişoğlu ile anlaştı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı kırmızılılara imza atmasının ardından taraftarların sevgilisi haline gelen Halil Dervişoğlu transferi için tüm kozlarını oynamaya başladı. Halil Dervişoğlu'nun transferi için Brentford'a kiralama ve satın alma opsiyonunu teklif sunan Galatasaray'ın ilk teklifi İngiliz kulübü tarafından kabul edilmedi. Brentford'a 1,5 milyon euroluk kiralama bedeli ve 5 milyon euroluk da satın alma opsiyonlu transfer teklifinde bulunan Galatasaray'ın bu önerisi İngiliz kulübü tarafından direkt satış talep edilerek geri çevrildi. Galatasaray'dan direkt 7 milyon euro bonservis bedeli talep eden ve bu sezon kiralama seçeneğini devre dışı bırakan Brentford, 7 milyon eurodan aşağıya bir rakamın kabul edilmeyeceğini Galatasaray'a iletti. Milli oyuncu Halil Dervişoğlu ile her konuda anlaşan sarı kırmızılılar, Brentford'un da onayı alınırsa genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin son gününe kadar dengelerin değişeceğine inanan Galatasaray yönetimi, Brentford'un inatını kırarak Halil'in transferine son noktayı koymak istiyor. Galatasaray'dan orta saha için Pablo Galdames hamlesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir hamle yaparak bonservisini elinde bulunduran 24 yaşındaki Şilili orta saha Pablo Galdames'e yöneldi. İtalyan gazeteci Nico Schira'nın paylaştığı habere göre sarı kırmızılılar bonservisi elinde bulunan Şilili orta saha oyuncusu Pablo Galdames'le ilgileniyor. Futbol kariyerine ülkesinin kulüplerinden Espanyol'a başlayan 24 yaşındaki futbolcu, son olarak Arjantin'in köklü kulüplerinden Vélez Sarsfield'da forma giydi. Temmuz 2021'de takımıyla sözleşmesi sona eren Galdames, Vélez'de geçtiğimiz sezon toplam 16 maça çıkıp bir de gol kaydetti. Öte yandan Arjantin'de bir televizyon kanalında da konuyla ilgili Galatasaray Vélez Sarsfield'la kontratı sona eren Galdames için oyuncunun menajerine şartlarını sordu ifadeleri kullanıldı. Detaylara göre Gerson Fernandez başta olmak üzere orta saha transferi için birçok isimle temas halinde olan Galatasaray, Galdames için de devreye girdi. 4 kez Şili milli takımının da formasını giyen Pablo Galdames, orta sahanın yanı sıra ön libero bölgesinde de oynayabiliyor. Galatasaray'a dev piyango, tam 850 milyon lira. Galatasaray, Türk Telekom stadyumu için yeni isim sponsoruyla anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar bu anlaşmadan 100 milyon dolar, yani 850 milyon lira kazanacak. Uluslararası bir firmayla 2 hafta önce son detayları konuşulan sponsorluk anlaşması kulübe 5 artı 5 yıldan devasa bir gelir sağlayacak. Yıllık 10 milyon dolar değerindeki projeye forma sponsorluk anlaşması dahil değil. Galatasaray'ın Seyrantepe'deki muhteşem stadyumunun yeni sponsorluğu konusundaki açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Bilindiği üzere seçim döneminde mevcut başkan Burak Elmas'ın en büyük vaatlerinden biri stat isim hakkı sponsorluğuydu. 10 yıldan uzun bir süredir sarı kırmızılıların stat isim hakkını elinde bulunduran Türk Telekom, Galatasaray'a yılda 10 milyon euro ödüyordu. Ancak bu anlaşma hem TL'ye sabitlenmesiyle, hem sarı kırmızılı kulüp tarafından 10 yıllık gelirin temlik edilmesiyle, hem de o dönemde döviz kurunun neredeyse TL ile denk olması nedeniyle Galatasaray'a getireceği potansiyel geliri sağlayamadı. Yine de Türkiye'nin sponsorluk gelirleri bakımından en çok kazanan takımı olan Galatasaray, sponsorluk sayısı itibariyle de dünya devi Real Madrid ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor. Real Madrid sponsorluk gelirleriyle bir yılda 500 milyon euro gelir elde ederken Galatasaray yalnızca 30 milyon euroluk bir rakamı kasasına koyabiliyor. Sponsorluk geliri bakımından Türkiye'de açık ara lider olan Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerine yetişmesi ise şimdilik zor görünüyor. Gerson Fernandez, Benfica'ya res çekti. Ya Galatasaray'da oynarım ya da... Victor Nelson, Alexandru Chicharito, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boy,
Aytaç Kara ve Alparslan Öztürk gibi önemli oyuncuları ilk kadrosuna katan Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gelson Fernandez içinse girişimlerini sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takımın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Benfica kulübüne 10 milyon euroluk bir transfer teklifi yaptığı belirtildi. Bu sezon finansal fair play kriterlerinden ötürü oyuncu satmadan transfer yapamama yaptırımı UEFA tarafından kaldırılan Galatasaray, bu 10 milyon euroyu 3 yıla yayarak taksitli bir şekilde Portekiz kulübünü ödemek istiyor. Gelson Fernandez'le her konuda anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılılar, Benfica'dan gelecek yanıtı bekliyor. Galatasaray bir yandan bu transferi bitirmek için çalışmalarını sıklaştırırken, Portekiz ekibinde mutlu olmadığını ve Galatasaray'a transfer olmak istediğini Benfica'lı idarecilere bildiren Gelson da, kulübüne rest çekerek süreci hızlandırmak için önemli bir adım attı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katıldıktan sonra taraftarların sevgilisi haline gelen genç yetenekle Galatasaray'ın yollarının yeniden kesişip kesişmeyeceği transfer döneminin sonunda belli olacak. Galatasaray Amin Harit'i bitiriyor. Değişim sürecini transferdeki etkinliğiyle sürdüren Galatasaray, ofansif orta saha adına bir hamle yapmak istiyor. Sarı Kırmızılılar bu bölge için listesinde ilk sıraya Schalke'den Amin Harit'i aldı. Paslı oyuncu formasını giydiği Schalke'de pek de iyi bir dönemden geçmiyor. Performansı nedeniyle yöneticilerin sorumlu olmakla suçlaması ve kulüp taraftarlarının güvenini kaybetmesi gibi sorunlarla uğraşan Harit, takımın kötü performansından dolayı da zor durumda. Schalke ile Bundesliga 2'ye düşen Harit'in takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Fransa, alt yaş milli takımlarında gösterdiği üst düzey performansla kısa sürede dünya futbolunun en önemli genç yetenekleri arasına giren Harit, 2017'de 8 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Nant'tan Schalke'ye transfer olmuştu. 24 yaşındaki oyuncu, A milli takım tercihini ise Fas'tan yana kullanmıştı. Harit'i fırsat transferi olarak gören Galatasaray, oyuncunun menajerine 4 yıllık teklifini iletti. Schalke'ye de 7 milyon euro öneren Galatasaray, oyuncu ve kulübünden gelecek yanıtı bekliyor. Transfer dönemini yoğun geçiren Sarı Kırmızılılar, Türkiye şartlarında yüksek bonservis bedelleri ödeyerek aldığı oyuncuları parlatarak hem sportif başarı elde etmeyi hem de bu genç yıldızları satarak ekonomik anlamda rahatlamayı amaçlıyor. Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Inter Miami'de. Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yolunu UEFA Avrupa Ligi'ne devam eden Galatasaray'da basın mensuplarına konuşan Başkan Burak Elmas, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu astronomik ücreti nedeniyle kadroda düşünmediklerini ve bunun bir yönetim kararı olduğunu açıklamıştı. Bonservisi Sarı Kırmızılılar'da bulunan Falcao, daha önce basına verdiği demeçlerde Galatasaray'da kalmak istediğini ifade etse de yönetimin aldığı karara saygı duydu ve menajerine transfer yetkisi verdi. Galatasaray'dan ayrılacak olan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili ülkesinden yeni bir haber geldi. Kolombiya basınından todoficanes.com'da yer alan habere göre 35 yaşındaki futbolcu Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tutuyor. Falcao'nun uzun zamandır adının anıldığı MLS ekibi Inter Miami'ye gideceği duyuruldu. Haberde Kolombiyalı yıldızın da futbol hayatına Amerika'da devam etmeye sıcak baktığı ve Inter Miami'ye katılmayı kabul ettiği belirtildi. Radamel Falcao geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıkıp 9 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Sakatlanmadığı sürece takıma her zaman katkı sağlamayı başaran yıldız golcünün Galatasaray kariyeri ne yazık ki sakatlıkların gölgesinde geçti.